Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan. Galatasaray konuşalım bu sefer. Hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya geldiler. 2-1 mağlup oldular. Nasıl buldunuz maçı? Evet, Lazio İtalya Lig 4.'sü. Onlar ideale yakın bir kadroyla oynadılar. Galatasaray'a baktığımızda son 2 maçı oynayan ideal 11'den 3 kişi oynadı. Zaşa Boy, Kerem bir de Abdülkerim var. Abdülkerim var. Evet, diğerleri de sonradan oyuna giren, zaman zaman ilk 11 oynayan fakat özellikle genç oyuncuların oynaması, daha sonra oyuna girmesi ve maçın geneline baktığınızda fiziksel olarak iyi mücadele eden, rakip teknik adamları Sarri'nin en büyük özelliklerinden biri geriden oyun kurmaya fazla önem vermesi. Galatasaray'ın da ön baskı, rakibe geriden oyun kurdurtmaması, oradaki presi daha gelişmiş. İdeal kadro olmamasına rağmen gençler tempoları yüksek, baskı presi yapmaya çalıştılar. Zaman zaman da Lazio bu baskıdan çıktı. İyi organizeli de geldi. Fakat genel total maçın süresine baktığında kampta olduğu belli Galatasaray'ın. Fiziksel olarak belli bir seviyeye ulaşmış. Genç oyuncuları ilerisi için umut vaat ediyor. Böyle bir maç seyrettik. Hocam pres oyununun geliştiğinden bahsettiniz. Lazio'da özellikle Sarri geriden oyun kurmaya çok yatkın bir teknik direktör olduğu için belki de planlı bir hazırlık maçı bu. Belki güzel düşünülmüştür. Hani Galatasaray kendi pres gücünü tartması ve geliştirmesi açısından iyi bir hazırlık maçı da olduğu gibi ilk yarıda da güzel sekanslar gördük. Ön alan baskısını Galatasaray'ın iyi yaptı. Yine Abdülkerim'in rakip yarı alanının ortasına kadar baskı yaptı ve Galatasaray'ın top kazanıp pozisyona girdi. Topla da gitti Abdülkerim. Evet. Driplingle yani Konya'da yaptığı gibi dikkatimi çekti. 3-4 kere böyle dripling yapıp rakip alanı topla da geçti. Abdülkerim de biraz kendini buluyor gibi, özgüvenini de buluyor gibi. Galatasaray'da presini geliştiriyor gibi. Evet, doğru. Galatasaray'ın ön alan presini geliştirmesi buna da katkı olarak top kaybından sonra çok önemli. Bir, presi geliştiriyorsunuz. Evet. Neye karşı pres? Topa karşı pres. Bakın bu çok önemli. Topa karşı pres. Şimdi pres derken zaman zaman topa göre pozisyon alma, kayma, kademe vesaire, denge, bir sürü alternatifler var. Topa sahip olan takıma karşı. Ama presin esas açılımı topa. Topa baskı. O topa baskıyı geliştiriyor. Fenerbahçe'de topa olan baskıyı konuşuyoruz değil mi programlarda? Aynı şeyi Galatasaray'da da görmeye başladık. Burada şu devreye giriyor. Evet, topa baskı. Topu kaptım. Ondan sonra ne yapacağım? Çok önemli. Topa baskı yapıp topu kaptıktan sonraki aksiyonların da gelişmiş olması gerekiyor. Yani topu kaptıktan sonra yana, sağa, sola, geriye değil de bir an önce öne oynayıp öndeki sağdaki soldaki değil Sinan. Bak çok önemli. Topu kaptığında ilk pası en öndeki boştaki adamı düşünmesi gerekiyor. Futbol bu. Oraya oynayıp pozisyon yaratabilme. Daha sonrası ne? Topu kaptım, pas hatası yaptım. Karşı presi geliştirmek lazım. Karşı presi zaman zaman yapıyorlar. Belki ideal kadro olmadığı için gençler henüz buna hazır değil. Son Lazio hazırlık maçında karşı preste, top kaybından sonraki karşı preste de o genç arkadaşlarımızın biraz daha onu geliştirmesi gerekiyor. Ligde de Galatasaray'ın da bunu da geliştirmesi gerekiyor. Hocam içeride konuşurken dediniz ki hem Arjantin'in hem de Hırvatistan'ın maçın bölümlerinde baktığın zaman çok kompakt, dar durduğu sekanslar gösterdiniz içeride. Onları da şimdi koyarız. Hani artık bizim takımlarımız da bu konuda gelişiyor dediniz. Yani Fenerbahçe de bu konuda daha erken gelişti hatta Galatasaray'a göre. Galatasaray biraz daha sonradan geldi ama Galatasaray da gelişiyor diye. Biraz daha kompakt oynamayı öğreniyor takımlar. Ama bu hazırlık maçlarında şöyle bir durum oluyor. İkinci yarılarda çok oyuncu değiştiği zaman o kompaktlık da biraz bozulabiliyor. Oyun da biraz bozulabiliyor. Onu da gördük sanki bu 4 hazırlık maçında da Galatasaray'da. Evet Sinan, fevkalade düzgün, doğru bir konuya değindin. Fenerbahçe Galatasaray'ın bu maçta özellikle alanını daraltması, son adamla çok önemli. Şimdi buradaki defans, şu defans, şu da öndeki Barış Alper veya santrafor Icardi diyelim. Buradaki adamla buradaki adamın uzunluğu çok önemli. Şimdi Galatasaray'ın Lazio maçında eksik kadrosu olmasına rağmen bakıyorum beraberler. Yani hep Fenerbahçe'ye örnek göstermiştik. Bunu çok iyi uyguluyorlar diye. Galatasaray'da baktığımda bunu oynamaya çalışıyor. Kalesinden uzak, gömülmeyen. İlk etapta alana... bu konuda pek iyi değildi Galatasaray. Değildi. İlke başladı. Evet. Niye? O 11'i bulamadı ki. Kadro yani sakatlık, geç gelen, kondisyon, oyuncuların fiziksel durumu, teknik adamın bir sürü bununla ilgili şeyleri var, çalışmaları var. Şimdi bunu oynamaya başladı. Dünya Kupası ne? Avrupa kupaları var, Şampiyonlar Ligi var, Avrupa Şampiyonası var, Dünya Kupası var. Yani bütün bunların en önemlisi Dünya Kupası. Dünyanın en iyileri. Şimdi çeyrek final, yarı final, final veya gruplar. Ama gruplardan sonra gelen takımlara bakıyorsun. Gelen bütün takımlar, Fas'ından başta Fas olmak üzere, Fransa'sı, Arjantin'i, bir tek Almanya oynamadı. Almanya'nın da defansı iyi değildi, onu söyleyeyim. Zaten bir sürü dedikodular var. Şu anda sportif direktör Alman futbolunu kim geliştirecek diye müthiş bir çalışmalar var. Yani Rudi Foller'in adı geçiyor, Rummenigge'nin adı geçiyor, Matias Zaman'ın adı geçiyor. Sadece milli takım Hansi Flick teknik direktörüne bırakılmamış. Bu başarısızlığın nereden kaynaklandığı, bunu özellikle anlatıyorum ki bizim için de aynı şeyler geçerli. Acaba neler yaparsak, kimi getirirsek Alman futbolunu geliştirip daha ön plana çıkarabiliriz. Şimdi bizde de kulüp takımlarımız önemli. Milli takımımız önemli. Birçok takımımız bunu Kayseri'ye de, Kayserispor'u da aynı şekilde düşünebiliriz. Adana Demir'i de, Başakşehir'i de, yani Konyaspor'u da. Bütün takımlarımız bunu yapmaya çalışıyor ama şu anda en başarılı olan Fenerbahçe. Galatasaray'ı böyle görüyoruz. Beşiktaş'tan ilgili yeni hocaları var. Herhangi bir şey söyleyemeyiz. Lig başlasın. Ondan sonra göreceğiz. Dünya Kupası'nda ne oldu? Bütün takımların alanını daralttığını gördük. Ve bu alan daraltmada defans oyuncularının da müthiş birbirleriyle anlaşmalarına bağlı. Hani bazen gösteriyoruz ya, Fenerbahçe'nin ısınmalarında aslında sana ben 4 sene önceki Manchester United Liverpool maçında gittiğim ısınmayı gösterdim. Yani aynı ısınma burada yıllar sonra bizimkiler baktığında yeni bir şeymiş gibi geliyor. Halbuki dünya bunu yapıyor. Biz o iletişimde, o araştırmada eksik kaldığımız için veya bilgi önemli. Bilgiyi getirmek önemli. Maçların hepsini Fransız televizyondan seyrediyorum. İsviçre televizyondan seyrediyorum. Alman televizyondan seyrediyorum. Avusturya televizyondan seyrediyorum. Bütün analizlere bakıyorum. Orada koment yapan insanların maçla ilgili, maç yönü, maç devre arası, maçtan sonra neler söylediklerine bakıyorum ve kendim de düşünüyorum maçı seyrettiğimde. Ve gelişim var. Ülkeye bir gelişim sunuyorlar. Teknik adamlarına, seyredenlere vesaire vesaire. Yani senin sorduğun sorudan çıktığımızda biz sanki burada Sinan eksiyiz gibi. Yani televizyonu açtığın zaman Dünya Kupası var. Komentleri, maç yönü, maç. Mesela şöyle düşünüyorum. Bugün maçın bir teknik adam tarafından TRT televizyonda bütün Türkiye'nin rahatlıkla şifresi seyrettiği kanalda 2 tane 3 tane veya neyse 2 teknik adamın taktiklerden, sistemlerden, görüntü zaten ellerinde, analizlerden bahsedip bilgi vermesi lazım. Ben mesela bu bazı şeylerimizi samimi olduğum oyunculara gösteriyorum. Çok teşekkür ediyorlar. İsim vermeyeceğim. Çok hoşlarına gidiyor. Çünkü orada küçük bir bilgi maç esnasında ben çok hatırlarım, oyuncum beni arayıp ya hocam senin söylediğin aklıma geldi. Yaptım, vurdum, gol oldu veya pası verdim, şu oldu diyor. Evet. Dolayısıyla bununla da alakalı. Hocam pozitif şeyleri Galatasaray'da konuştuk. Biraz da negatif şeyler var. Birincisi Okan Kocuk. Okan Koçuk'u şimdi siz Bursa'da oynatmaya başlamıştınız. 2014'ler falan herhalde değil mi? 6-7 sene oldu. Okan Kocuk geçen sene Giresun'da güzeldi. İstikrarlıydı, oynuyordu. Ama burada yedek kaldı. Hazırlık maçlarında süre bulduğunda da hep hatalı goller yedi. Bir önceki hazırlık maçlarında İstanbulspor'la o milli arada hatalı gol yemişti. Şimdiki hazırlık maçlarında İspanyol takımlarına karşı oynanan maçta Villarreal karşısında hatalı goller yedi. Bu maçta da böyle vücut dili olarak da sanki biraz bıkkın gördüm ben kendisini. Ne dersiniz? Evet Sinan, ön sezilerin kuvvetli bir adamsın. Seni zaten ben 15 sene öncesinden çok eskilerden tanışıyorum. Yazılarından biliyorum seni. Evet, Okan'ı ben Bursaspor'u çalıştırırken o zaman dedim ki altyapıda kaç tane kaleci varsa 16 yaşından sonrakiler yukarı gelsin bir göreceğim. Bir baktım Okan'la Muhammed Şengezer. Fizikli, müthiş. Bunlar hemen A takımda kalacak dedim. Yani o ikisinin bugün burada olmalarının daha önceki bir çalışması var. Hatta şu abi vardı, sportif direktör bizde. Ya bir tane de 15 yaşında Ertuğrul var demişti. Hocam sen bunu bir gör, A takımdan idmana çıkarırsın demişti. Çağırın dedim. Bir geldi baktım 2 metre boyunda bir adam. A takımdasın dedim. Çok uğraştım. Gaziantepspor'da. Ya ama bak ben onu oradan Rize'ye aldım. Rize'den Bursa'ya geldi, takım kaptanı oldu. Oradan milli takım stoperi oldu. Aslında çıkış yapması gerekirken o da onun parantez açacak. Ertuğrul kendi düşünecek. Niye ben bu çıkışı yapmadım diye. Fransa'ya gitti, Lovren'e vesaire. Şimdi evet, ön sezin müthiş. Ben de maçı seyrederken Okan'a baktım. Giresunspor'daki o Okan'ın beden dilini, kalede duruşunu göremedim. Yani bir şeydi, olabilir belki. Bazen çok yorgun, bazen moral, bazen özel problemler, bilemiyorum. Ama maça yansıyor. Onun için Okan'ın biraz... Şimdi Muslera artık 36-37 yaşında. Muslera'dan sonra bu Galatasaray'ın kalesini korumak adına bir şansı var aslında. Hem Okan'ın hem Jankat'ın. Ama Jankat'taki hırsı, hevesi, genç Jankat 18 yaşında. U19 milli takımımızın da kalecisi. Bir önceki hazırlık maçında oynadı. Ondaki hırsı, hevesi Okan'da göremedim. Okan sanki Galatasaray'ın birinci kalecisi olmakla ilgili heveslerini kaybetmiş gibi geldi bana. Onu da ben söylemiş olayım. Yani Giresun'daki Sinan, Giresun'daki performansı Okan'ın. Milli takıma çağrıldı mı o esnada o? Yok ama bayağı bir konu oldu yani. Evet. Yani Giresunspor'un geçen seneki genel başarısının içerisindeki olan adam Okan. Yani onu devam ettirip Galatasaray'da da kendini göstermesi gerekiyor. Hani dünkü maç ona bir ders olabilir. 4 hazırlık maçında da gençler bol bol süre aldı. vardı. Okan Hoca da her basın toplantısında diyor zaten, ben de Florya'dan yetiştim. Genç oyuncularımızı oynatmaya çalışıyoruz diye. Güzel de bir fotoğraf paylaşmış Galatasaray hesabı. Gençlerle birlikte Okan Hoca'yı. Metehan bu maçta orta sahada oynadı. Vallahi ben saydım. Metehan, Emin Bayram, Efe Akman, Ali Bülbül, Caner Doğan, Ali Yeşilyurt, Emirhan Kayar. Evet. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane genç oynama şansı buldu. Daha önceki hazırlık maçlarında Baran da çok iyi çıkış yaptı. Baran oynadı. Doğru. Benim burada açık söyleyeyim. Metehan Lazio'ya karşı oynuyor. Orta saha 6 numara gibi oynadı. Daha aslında sonra da stopere geldi. Evet. Vallahi o sırıtmadan oynadı çocuk yani. Fakat en çok dikkatimi çeken Efe Akman, açık söyleyeyim. Efe Akman daha önceki maçlarda da böyle kısım kısım oyunda, belki fiziksel olarak biraz daha çok en küçük o, yaş olarak en küçük o zaten. Biraz daha geliş ama çok yetenekli oyuncu. Müthiş yetenekli oyuncu. Metehan da fizikli değil mi? Metehan da yani baktığımda oyunda temposu yüksek. İkili mücadelelerde sıcak temasa giriyor. Stopere geldi, orada hiç yadırgamadı. Mesela dün Hırvatistan'ın sol bekine bakıyorum. Çok büyük hatalar yaptı. Veya Sosa, evet. Lovren'e bakıyorsun. Lovren gibi bir deneyimli adamın stoperin yaptığı hatalara bak. Sinan. Şimdi bizim genç evladımız Lazio karşısında çatır çatır oynadı. Demek ki bu oyuncuları kazanmak çok önemli. Tabii oyunculara da ekstra çalışma, yani kendini geliştirmek bu görevde oyuncuların kendilerine de düşüyor. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkürler.